gördüm. İbibik gördüm. Söyleyeceğim, çalının üstünde duruyordu. Sonra aniden kafasını kaldırmaya başladı ve kalk diye öttü. Allah'ım nasıl bir kalk? Yok öyle bir kalk. Sonra etrafında uçmaya başladı Sevinç Hanım, uçmaya. Nasıl heyecanlandım Allah'tan. Ne oldu? Korkma ya, bir şey değil komşu, o deli falan değil. Değil falan. Baktım hayvan tepemden aşağı doğru, Allah'ım. İrfan, Sevinç bir kaza geçirdi ve hafızasını kaybetti. Büyük geçmiş olsun efendim. Hanımefendi, nerede kaybettiniz hafızanızı? Bakın ben cam sil için uğramıştım. Bana bunu siz verdiniz. Cam sil. Hatırlamıyor musunuz? Mutfağı bırakıverin İrfan Bey. Bırakırım tabii canım. Bırakmaz olur muyum? Hanımefendi unutmayın. Cam sil. Cam sil. Döndüğümde soracağım. Şey, affedersiniz, size bir şey soracağım. Tabii sorun Sevinç Hanım. Siz burada tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Ben evin hizmetçisiyim. Ama ben geldiğimden beri hiç iş yaptığınızı görmedim. İhsan Bey, acaba benim kullanabileceğim bir bornozunuz var mı? Sevinç, ne kadar güzelsin bugün. Hadi acele edelim, taksiyi yolun ortasına bıraktım, trafiği tıkıyor. Evin içinde gözlük takıyor olmanız biraz garip değil mi? Bak nereye götüreceğim seni, boş ver sen onu şimdi. Bak ne var burada. Bu ne? Taksi. Taksi mi? Evet, sen bin gerisine karışma, gel. Madem ısrar ediyorsunuz, binelim. Tamam be tamam, patlama, gidiyoruz işte. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayat... Ne kadar gürültü yapıyor bu araba böyle ya? Bir marangozu gösterin istersen. Bak neredeyiz? Arabaya bindiğimiz yerde. Hayır, gel bak, gel. Gel, bak nereye geldik, gel. Salona? Hayır, İdris'in lokantasına. İdris'le Fadime. Hoş geldiniz Sevinç Hanım. Hoş geldiniz İhsan Beyciğim. Yıldız Bey, kimler canmış? Efendim hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz İdris Usta. Buyurun, oturun. Gel Sevinç'im. İdris Usta, balıklardan ne var bugün? Bize neler vereceksin? Konserve sardalya. Ne diyorsun da İdris? Ne yaptın onu hamsi? Yedi mi da? Ama hamsi var. Tamam, o zaman bize iki porsiyon hamsi, ortaya bir salata, bir de beyaz şarap. Şarabını hazırdır. Hadi gidelim, biz balıklarla salatayı hazırlıyoruz. Ne yapmaya çalıştığınızı anlamış değilim ama hiç işe yarayacağını sanmıyorum. Ya Sevinç, bir dur iki dakika ya. Yemekleriniz geldi. Karadeniz'in serin sularına, kızgın kumlarına, balıklarınız ve salata. Güzel. Fadime bacı, artık kocan İdris'le bize Karadeniz yöresinin o şirin türkülerinden bir tanesini söylersin değil mi? Ben hiç turşu bilmem ki. Öyle değil, öğrensen iyi olur o zaman. Bakşiş makşiş alamaz. Çok şeker değil mi? Evet, sıra geldi şaraba. Çok teşekkürler İhsan Bey. Evet Sevinç'im, şimdi biliyorsun ben yarın askere gidiyorum. Ama gitmeden önce sana söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Ama önce bu söyleyeceğim şeyin şerefine kadeh kaldırmak istiyorum. Ne Yunan'ın Rum'u, ne Şam'ın Arabı, alemlerin kralı, köpek öldüren şarabı. Hayda. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hani o gün de böyle yapmıştım ya, şarabı kazayla üstüne dökmüştüm, hatırladın mı? Tabii ki hatırlamadım. Ayrıca bunun neresi kaza? Resmen bilerek, isteyerek döktün. Evet, bilerek yaptım. Yani senin iyiliğin için yaptım. Ha öyle mi? O zaman bilirsiniz ki hiçbir iyilik karşılıksız kalmamalı. Neden yaptın sen şimdi böyle bir saçmalığı? Bu tamamen sizin başınızın altından çıktı. Çıkmaz olaydı. Bin pişman ettin be. İyi de yaptım. Çok düşüncesizce bir hareketti. Hayır efendim, düşünceli bir hareketti. Senin hiçbir zaman unutmayacağın o geceyi hatırlatmak için yaptım. Şu hale bak ya.
Abisi buydum da. Ben burada senin hafızanı geri getirmek için deli gibi çalışıyorum. Yapma, yeter be. Gel şunu. Başlat mı hamsından da tabandan da kes. Kes dedim. Sevinç, yalvarırım söyle bana. Seni geri kazanmam için ne yapmam lazım? Ama doktor Bilal demişti ki. Ya başlatma şimdi doktorundan Bilal'inden be. Ben karımı geri istiyorum ya. Hem de şimdi istiyorum. Şimdi. Sakin ol sen. Hayır olmayacağım efendim. Ben karımı geri istiyorum ya. İhsan dedim. Hayır efendim. Dur ben karımı geri istiyorum. Vallahi da hatırladım. İhsan. Kimse tutamaz. Bir dakika. Sen ne dedin bana? Ne demek ne dedin? İhsan dedim. Ne diyecektim? Bey demedim. İhsan. Neler saçmalıyorsun sen? Beni hatırladın. Ah böyle sürekli tepemde car car bağıran birini unutmam mümkün mü? Başardım Sevinç. Seni geri getirmeyi başardım. Yaşasın. O koca senin bir gün işe yarayacağını biliyordum zaten. Hoş geldiniz Sevinç Hanım. Hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Hanımefendi siz geçici hafıza kaybına uğramıştınız. Hafıza kaybı mı? Nasıl oldu bu? Çok uzun hikaye Sevinç. Önemli olan senin geri gelmen. Allah'ıma şükürler olsun. İhsan, bu komik gözlüğü niye takıyorsun? Ah, size ilan aşk ettiği geceye geri götürebilmek için. İlan aşk ettiği geceye mi? Yani İdris Usta'nın yerine. Tam üstüne bastınız Sevinç canım. İhsan, bütün bunları benim için mi yaptın? Tabii, seni kaybetmemek için her şeyi yaparım ben. Ah, demek ki çok yanılmışım. Senin için hala çok özelim. Tabii ki öylesin ve hep öyle kalacaksın. Sevincim. İyisin değil mi? İyiyim sen. Hem de çok iyiyim. Güzel. O zaman hala o akşamki iş yemeğine yetişebiliriz. Git hazırlan hadi güzel. İş yemeği mi? Evet. Hani Kuru Temizlemeciler Birliği'nin yemeği sabah söylemiştim sana. Hatırlamadın mı? Yok. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kimim ben? Neredeyim? Sevinç. Siz kimsiniz? Adınız ne? Tamam Sevinç, tamam sen kazandın. Yemeğe falan gitmiyoruz. İşte benim insanım. Abdin koydum, damlayan damlayan, damlayan damlayan, damlayan damlayan.